Söyledin ki keşke şu an Pepe'nin pozisyonu kırmızı kart mı değil mi? Babel'in gol mü değil mi? Ya da herhangi bir pozisyonu tartışsaydık da bu olayları görmeseydik. Ben Abi, çok üzücü. Öncelikle Şenol Hoca'ya geçmiş geçmiş olsun. olsun. Diğer hani yaralanan arkadaşlar geçmiş olsun. Bu olayları da yani bütün bir camiaya yüklememek gerekiyor düşünüyorum. %100. %100. Hani bunlar çok büyük camialar. Şu an bence Fenerbahçe taraftarlarının büyük bir kısmı da üzgün. İnanılmaz üzgünler. Çünkü kimse böyle olaylar yaşansın Nihat istemez. Hocam. Ama şöyle de bir şey var. Pasolik diye bir şey var değil mi? 1500 tane kamera çekiyor. Bulunsun diye. Bulacaksın. Bulacaksın. Deşifre edeceksin. Bu yaptı diyeceksin, cezasını vereceksin. Bunun önüne geçilmez. Yoksa biz bu ülkede futbolu değil, F'yi konuşamayız yani. Yazık. Maçı iyi ki oynatmadı. Maç oynansa sahanın içinde daha neler olurdu? Futbolcular da birbirine girerdi. Hocasının yaralandığını gören bir futbolcu agresif olur ister istemez. Bence çok doğru karar maçın ertelenmesi ama o kişileri bulacaksın, deşifre edeceksin. Her yerde çıkacaklar bu attı diye. Camiaya da mal etmeyeceksin. Bence Fenerbahçe taraftarlarının da çoğu üzgün yani. Bu %100. olayları da karıştırmamak lazım. Hocam. Yani bence üzgün olmaktan ziyade kızgınlardır. Evet. Yani bu vahim olayı, bu görüntüleri izlemek Türk futbolu adına gerçekten çok büyük ayıp. Bu tip şeylere sebep olmak ama en üzücü konu ülkenin en önde gelen, en elit teknik adamının bu şekilde davranışlara maruz kalması, yere düşmesi, başının yarılması, hastaneye kaldırılması. Yani Türk futbolu ne noktalara gelmiş ki bu yarışın içerisinde hani her şeyden uzaklaşılmış. Kazanma adına, hırs adına yani bunlar olacak şeyler değil futbolun içerisinde. Şimdi büyük taraftar kitlesinin içerisinde belli bir kesim maç içerisinde sürekli buna yönelik harekette bulunuyor. Bu diğer statlarda da böyle derbi maçlarında oluyor. Sadece Fenerbahçe açısından demiyorum ama ya inanmak mümkün değil. Şampiyonluk adına Aykut Hoca müthiş bir mücadele verip seni bir noktalara getirmiş. Liderin sadece 3 puan gerisindesin. Önündeki tüm maçları kazanma şansın var. Kupada yarı final oynuyorsun. İlk maçı 2-2 bitirmişsin. Rakibin bir kişi eksik kalmış. Yani bunu bir şekilde de geçeceksin. Belki final oynayacaksın. Kupayı alacaksın. Ve bu tip olaylarla karşılaşıyoruz. Ve bizim çok sevdiğimiz, saydığımız her teknik adamı seviyoruz da. Ya el üstünde tutacağın, saygı göstereceğin bir adamı yerlerde, görüntüler içerisinde görüyoruz. Acı olan, üzüntü verici olan bu. Yani Fenerbahçe taraftarı veya diğer büyük camiaların taraftarlarının daha bilinçli olması lazım. Biri bir şey attığı zaman o atan kişiyi el ense alıp dışarı atmaları Alıp lazım. polise teslim Teslim edeceksin etmeleri hocam. lazım. Hani kötü senaryolara da girmek istemiyorum. Seçim senesi, çok art niyetli insanlar da çıkar bu senelerde. Fenerbahçe'de her şey bu kadar iyi giderken önünü kesmek isteyen de olabilir. Bunu yazanlar da var. Ben sosyal Provoke de medyada gördüm olabilir. ama bilmiyorum yani. Yani Kanıtlamak zor tabii böyle şeyleri. tabii ama bu kadar iyi giden maç da senin lehine gidiyor. Rakip 10 kişi kalmış. Oyunun hakimi sensin. Rakip ne kadar direnirse dirensin 5-10 dakika 20 dakika daha direnir. Oyun senin elindeyken buna sebep vermek yani bunun altında yani cehaleti de arayalım ama bu kadar fazla. Çok iyi araştırmaları lazım. Çok güzel bir şeye Çok da değindiniz güvenlik bence. görevlisi var o noktada. Var ama işte. Ama bak artık insanlarımız hani bilinçli olmalı ya. Sen benim yanımda bir şey atıyorsan atma kardeşim. Ya da attın mı al götür polise teslim et. Ama bu kadar kamera görüntüsünün olduğu yerde bulmaları lazım. Çıkarmaları lazım. Araştırmaları lazım kim attı diye. Nihat hocam bu Yoksa bundan işin sonra futbolu konuşmanın anlamı olmaz. Bak son 5 haftaya giriyoruz. Şimdi bir Galatasaray Beşiktaş derbisi var ya. Ya biz şu an futbolu mu izleyeceğiz diye biz bile tedirginiz yani. Ne hale geldik? Biz neden bu kadar hani hep şiddete karşıyız, karşıyız. Ya insanlar neyin kafasını yaşıyor? Ama bence provoke de olabilir şunu hocam. Çok doğru bir şey atlamayalım. söyledin. Şunu atlamayalım. Bu da çok önemli. Maç başladı. Oyuncular futbolunu oynuyor, futbolun içindeki mücadeleyi veriyor. Futbol içindeki sertlik var. Pepe kendi sertliğini yaptı, kırmızı kartını Evet. aldı. Maç başlamadan önce Şenol Hoca ile Aykut Hoca kol kola girdi, yan yanalar çok güzel görüntüyü de verdiler.
Yani her şey saha içerisinde bu kadar iyiyken dışarıdan bu işlere sebep vermek kadar kötü ne olabilir? Yani Fenerbahçe'nin önünü kesmek istiyorsan böyle kesersin yani. Kendi şimdi taraftar... hocam yalnız Mete Kalkaman'ı ben burada bir hatalı buluyorum. Sevgili Deniz Çoban, aynı gazetede de yazıyoruz. Aynı gazetede yazmadan da hep görüştüğüm biridir. Tabii ki o kendi meslektaşıyla empati kuruyor ama şimdi ilk yarıda Beşiktaş 10 kişi kaldı. Maçın momentumu Fenerbahçe'deydi. O esnada işte Quaresma bir korner atıyordu. Quaresma'ya çakmak atıyorlar. Şimdi bir kere ben hayatımda hiç görmedim. O da rakibe, mantıklı değil. Hayır, bir kere siz hiç gördünüz mü? Rakibe atılan çakmak kendi takımında gol olarak hiç yazıldı mı bugüne kadar? Yazıldıysa devam etsinler. E şimdi atılıyor, bir daha atılıyor. Bakın bu sadece Fenerbahçe stadında bu maçta olmuyor. Bu her yerde oldu. Tabii. Türkiye'de hep oluyor. Ben bu mesleğe başladığım günden beri 21 yıldır bu oluyor arkadaş. Maçın hakemleri ciddi olacak. Kardeşim. Daha sert atıldı bir mı, önlem mi bekliyorum? Çıkacak, kenara geçecek. Anons yaptıracak. Bir daha atılırsa maç tatil edilecek, takımın hükmen kaybedecektir diye. O zaman asla atılmaz. Bir. İki. Bunu engelleyemediğin zaman çakmağa, ya bir şey atılmasın. Yani. Sahada kesinlikle bir anons yapılmadığına eminiz değil mi? Erkut'a da bir soralım. Erkut da bize cevap versin. Anons yapılması yetmez. Hı-hı. Anons şöyle olacak. Tekrarında... Telefonla da sorabiliriz bağlantı maç, olmadan da. Maç tatil edilecek ve sizin takımınız... Hükmen yenik sayılacak anonsunu yaparsan sahada herkesin alacağı şekilde atmaz. İki, sokakla stad boyutunu şimdi birbirle karşılaştırdım. Şiddet olayları dediniz, provokasyon olabilir dediniz. Evet, bunu böyle kanıtlamak da zor, kanıtlamamak da çok zor. Olduğunu kanıtlamak da zor, olmadığını kanıtlamak şimdi da. Şimdi o güneşin görüntüleri mi şu anda ekranda, evet, olan görüntüler? Ama şurada net olan bir şey var. Ülkenin en değerli hocalarından hastanede bir tanesi. Hastanede görüntüleri şu anda ekranda. Yani